Her türlü oynayan herkese merhaba arkadaşlar. Klasik Survival'ın 13. bölümüyle karşınızdayız. Size kötü bir haberim var. Dünya silindi. Komple gitti. Her şey gitti. Yani ben sildim. Aynen, Arif sakarlık yaptı. Game modda gezerken etrafta TNT patlattı. Yani TNT patlat dediğim öyle de sadece bir iki tane değil. Komple. Ev, çiftlik, tarla, her yer gitti. O yüzden biz de yeni bir dünya oluşturduk. Şaka yaptım tabii ki de, öyle bir şey olmaz. Hala dünyamız duruyor. Burada işte. Open to land. Portu söylüyorum. Sordum. 49. Evet. 861. Geldim. Hayır, hala gelmedin. Evet, geldi. Allah, korktum lan. Ben de skin'in gözükmüyor. Problem yok, ben de gönlüm. Tamam. Lan ne oldu, dur kasıyorum şu. Müzik. Maden. İyi, madenimiz bol. Yemeğimiz de bol. Eşyalarımız da bol. Bugün şey yapmaya gideceğiz değil mi? Bir dakika. Aynen. Oley. Çalıyor. Bu tık tık sesi bu çöp kovasından geliyor çünkü arkadaki devrenin de saat devresi, clock. He, onu nasıl siliyorduk lan? Kapatıyorduk. Blokları kapat. Blok sesini. Heh, gitti. Ana sesi aç biraz. Harf arkadan kısık bir ses. Artık oyunun sesi açık. Bu bölüm atlara gideceğiz. Evet. Ve bu arada sesim az garip gelebilir. Çünkü dün Bamik maçındaydım. Liselilerin bölümünde hiç oturamadım. Bir devre arasında Bamik Galatasaray maçında liselilerin arasındaydık. O yüzden arkadaşımla hiç susmadan bağırdık. Maçtan çıktıktan sonra bak, her top Galatasaray'a geçtiğinde bütün herkes ıslık öttürmeye başlıyor. Ondan sonra nasıl diyeyim, top bize geçince tekrar tezahürat falan yapıyoruz abi. Maçtan sonra kulaklarım boğuk boğuk duyuyordu. Hatta doğru düzgün duymuyordum. Bu arada Bandırma'da deprem oldu. Aynen ya abi. Saat 12.28'de manyakça bir deprem oldu. Zaten İstanbul'da falan çevrede oturanlar biliyordur. Hissetmişsinizdir zaten. Haberlerde falan da şu anda söyleniyor. Yani bundan 3 saat önce bu 3 saat 10 dakika yok, 10 dakika değil, 3 saat 5 dakika önce deprem oldu. Ben de İngilizce sınavı var pazartesi günü, ona çalışıyordum abi. Herhalde masa, ayağımı sallıyorum böyle, masa sallanıyor zannettim. Baktım ayağımı falan çektim her yerden, yok öyle bir şey, sallanmıyor yani, benden kaynaklanmıyor. Ulan korkmaya başladım falan. Çok fenaydı abi ya, dedim Allah'ım sana geliyorum. Benim fark edişim daha değişik oldu. Anlattım opaya. Şey dedim. Sandalyeye oturuyorum. İki bacağı duruyor sadece sandalyenin. Ayakta. Sallanmaya başladık. Sandalyenin bir bacağı kırıldı. Ötekiler de lan aşağı inince zaten ben anladım. Epey bir bende ses çıktı tabii. Bizimkiler falan anlamamıştı. Zaten annem bir tane işe gitmişti. Zinet falan vardı, onları falan hiç anlamamış, hiç söylemedim zaten. Sonra millet çıkınca anladılar. Bu bölüm dediğim gibi atlara gideceğiz. Şimdi atlar. Biz zaten size bütün gün atlara gitmemizi göstermeyeceğiz. Bir dakika, ilk önce atlar için malzemeler alalım. Gel şu köpeklerden şu ipleri al. Tamam, alacağım. Gerek yok onlara ipe. Ben iki tane saddle'ı alayım. Aa, ipini aldım ben bunu, tamam. Bende bir tane ip var. Hepsini alabiliyor ya. Al sen oradakileri. Ben şuradan saddle'ları aldım iki tane. Şey yiyor sanırsam at. Elma yiyor. Hepsini alırız ya, problem değil. Bu arada geçen videoda son bölüm çıkmamış. Yani ben en son ses ayarlarını yaparken gitmişti. Bu iki emerald'ı da villager'lardan aldım. Bu arada şey... kulaklığım öldü. Belki sesim doğru düzgün gelmiyor olabilir. Onun da resimlerini şu anda
bir ilk halini, yani kırıldığı halini, sonra tamir halini ve de tamir edilmiş halini şu anda sol ya da sağ tarafta görürsünüz büyük ihtimal. Koyarım fotoğraflarını. Sen al, ben sonra şuradan wheat ve elma da alayım. Varsa tabii elma. Şunu oturttursana bir. Bir dakika. Geliyorum. Tabii köpeklerden biri benim olduğu için illa bana ihtiyaç Aha, köpeğin duyacak. oldu lan. Bırak ver Arkandan gitsin. geliyor. Gel içeri gel. Gel bir cirik. Gel içeri. Tamam sağ ol. Sok içeri onu. Bir dakika hemen geliyorum. Telefon çalıyor. Her türlü oynayan herkese merhaba arkadaşlar. Klasik Survival'ın 13. bölümüyle karşınızdayız. Size kötü bir haberim var. Dünya silindi. Komple gitti. Her şey gitti. Yani ben sildim. Aynen, Arif sakarlık yaptı. Game modda gezerken etrafta TNT patlattı. Yani TNT patlat dediğim öyle sadece bir iki tane değil, komple. Ev, çiftlik, tarla, her yer gitti. O yüzden biz de yeni bir dünya oluşturduk. Şaka yaptım tabii ki de, öyle bir şey olmaz. Hala dünyamız duruyor. Burada işte. Open to land. Portu söylüyorum. Sordum. 49 Evet. 861. Geldim. Hayır, hala gelmedin. Evet, geldi. Allah, korktum lan. Ben de skin'in gözükmüyor. Problem yok, ben de görünüyor. Tamam. Lan ne oldu? Dur kasıyorum şu. Müzik. Maden, iyi, madenimiz bol. Yemeğimiz de bol. Eşyalarımız da Yok. bol. Bugün şey yapmaya gideceğiz, değil mi? Bir dakika. Aynen. Oley. Çalıyor. Bu tık tık sesi bu çöp kovasından geliyor çünkü arkadaki devrenin de saat devresi, clock. Onu nasıl siliyorduk lan? Kapatıyorduk. Blokları kapat. Blok sesini. Gitti. Ana sesi aç biraz. Hafif arkadan kısık bir ses. Artık oyunun sesi açık. Bu bölüm atlara gideceğiz. Evet. Ve bu arada sesim az garip gelebilir. Çünkü dün Bahamut maçındaydım. Liselilerin bölümünde hiç oturamadım. Bir devre arasında Bahamut Galatasaray maçında. Liselilerin arasındaydık. O yüzden arkadaşımla hiç susmadan bağırdık. Maçtan çıktıktan sonra bak, her top Galatasaray'a geçtiğinde bütün herkes ıslık öttürmeye başlıyor. Ondan sonra nasıl diyeyim, top bize geçince tekrar tezahürat falan yapıyoruz abi. Maçtan sonra kulaklarım boğuk boğuk duyuyordu. Hatta doğru düzgün duymuyordum. Bu arada Bandırma'da deprem oldu. Aynen ya abi. Saat 12.28'de manyakça bir deprem oldu. Zaten İstanbul'da falan çevrede oturanlar biliyordur. Hissetmişsinizdir zaten, haberlerde falan da şu anda söyleniyor. Yani bundan 3 saat önce, bu 3 saat 10 dakika, yok 10 dakika değil, 3 saat 5 dakika önce deprem oldu. Ben de İngilizce sınavı var pazartesi günü. Ona çalışıyordum. Abi herhalde masa, ayağımı sallıyorum böyle, masa sallanıyor zannettim. Baktım, ayağımı falan çektim her yerden. Yok öyle bir şey, sallanmıyor yani, benden kaynaklanmıyor. Ulan korkmaya başladım. Falan. Çok fenaydı abi ya. Dedim Allah'ım sana geliyorum. Benim fark edişim daha değişik oldu. Anlattım Opa'ya. Şey dedim. Sandalyeye oturuyorum. İki bacağı duruyor sadece sandalyenin. Ayakta. Sallanmaya başladık. Sandalyenin bir bacağı kırıldı. Ötekiler de lan aşağı inince zaten ben anladım. Epey bir ben de ses çıktı tabii. Bizimkiler falan anlamamıştı. Zaten annem bir tane işe gitmişti. Zinetten vardı, onlar falan hiç anlamamış, hiç söylemedim zaten. Sonra millet çıkınca anladılar. Bu bölüm dediğim gibi atlara gideceğiz. Şimdi atlar. Biz zaten size bütün gün atlara gitmemizi göstermeyeceğiz. Bir dakika, ilk önce atlar için malzemeler alalım. Gel şu köpeklerden şu ipleri al. Tamam, alacağım bir tane. Gerek yok onlara, ipe.
ben iki tane saddle alayım. Aa, ipini aldım ben bunu, tamam. Bende bir tane ip var. Hepsini alabiliyor ya. Al sen aldıkları. Ben şuradan saddle'ları aldım iki tane. Şey yiyor sanırsam at. Elma yiyor. Hepsini alırız ya, problem değil. Bu arada geçen videoda son bölüm çıkmamış yani. Ben en son ses ayarlarını yaparken gitmişti. Bu iki Emerald'ı da villager'lardan aldım. Bu arada kulaklığım öldü. Belki sesim doğru düzgün gelmiyor olabilir. Onun da resimlerini şu anda bir ilk halini, yani kırıldığı halini, sonra tamir halini ve de tamir edilmiş halini şu anda sol ya da sağ tarafta görürsünüz büyük ihtimal. Koyarım fotoğraflarını. Sen al, ben sonra şuradan wheat ve elma da alayım. Varsa tabii elma. Şunu oturttursana bir. Bir dakika. Geliyorum. Tabii köpeklerden biri benim olduğu için. İlla bana ihtiyaç duyacağım. Aha, köpeğin oldu lan. Bırak. Arkandan geliyor. Gel içeri gel. Gel bir cirik. Gel içeri. Tamam, sağ ol. Sok içeri onu. Bir dakika, hemen geliyorum. Telefon çalıyor. Geri geldik. Telefon çaldı işte. Neyse, bak en son elma var mı diye bakıyor. İki tanecik elmamız var. Çok güzel. Buluruz yolda ya. Şimdi ben hepsinden ne olur ne olmaz diye alayım da. Havuç. Wheat. Tamam. 3 tane şuradan bir de. İple mi yapılıyor la? Yapayım istersen, bilmiyorsan. Sen bana cahil demeye mi çalışıyorsun? Nasıl yapıyorsun? Hayır, bilmiyorsan yapayım diyorum arkadaşım. Yaptım, yaptım. Tamam, yaptım. Ha. İp, yuvarlak ipini işte. Hı. Hallettim ya. Şöyle. Hop, 7 tane oldu, güzel. Şuradan zırhları da alalım. 2 tane Diamond Horse Armor. Ben kafalı kısana ama hepsini yapmam gerekiyor benim şeyim. Aa, benim zırhlarım gitmiş. Ha doğru. Anlayacak. Demirden yapmıştık. Zaten kırıktı. Zıplayıp duruyordum. Ya neyse ya. Biz atların oraya vardığımız zaman ya da yolda böyle değişik şeyler gördüğümüz zaman videoyu tekrar başlatırız. Geleceğiz şimdi. Geri geldik bu biyom. Biyomu göstermek için durdum bu ağaçları. Çünkü bizim oradan bayağı uzakta. Eğer sea oduna ihtiyacımız olursa gelir buradan toplarız da. Burası yalnız harbiden bayağı var sanırım. Ha, bende gün varmış. Ben verdim ya. Ne zaman? Demekten gittiydin ya, telefon çaldıydı. Ha? Telefon çalınca koyun öldürdüm can sıkıntısından. Şu an ağaçların üzerindeyim. Ha, ben neyse, seni göre... bizim hala bayağı yolumuz var. Biz oraya gidince tekrar başlatırız diyor. Atların yanındayız şimdi. Hazır gelmişken hemen biniyorum. At taşı. Bak bende bilmiyor, görüyor musun? Niye? Ne bileyim ben ya. Böyle yapıyor. Sağ tık basıyorsun değil mi? Hadi. İkne neyle adı, bilsene. Ayarlarız seni, o problem değil. Hadi alışacaksın. Hiç kaçarın yok kardeşim. Şurada bir tane eşeği de alırız. Alırız da. Eşya taşımakta. Lan. Atıp durma. Ben eşeği aldım. Yeter. Lan bin. Hadi. Aa, alıştı, tamam. Elmayı versene. Bir dakika vereceğim. Abi ne oluyor? Eğer falan koyacaksın onu oğlum. Biliyorum, ben direkt şeyimi de koydum. Diye. Hadi atladım yanlışlıkla aşağı. Gel atayım. İki tanecik elma var, al. Deneyeceğim bakalım, eğer olmazsa. Oo, atla da hızlı gidebiliyoruz. Yiha. Hah, bindim, tamam, anladım ben bu işi. Okey. Elma lazımmış. Sen de yani. Öyle oluyor. Al ben senin saddle'ını da atayım yere. Tamam, atma bir saniye, ben bir şunu alıştırayım kendim. Biz bunları yere aynı şekilde dur, hatta ben şuradan, eşek neredeydi o? Allah'ın eşeği. Ben i̇şte. Onu alırım da. Eşek. Eşek yok ha, eşek burada. Hadi alış be, ne şeymişsin sen de be. Ha tamam. Biz bunları Arif de alıştırsın. Alıp eve götürürüz. Bak ben bunu öldürürüm ha. Hah, alıştı lan. Yürü. Niye yürümüyor? Eğer lazım değil mi bunun için? Yere attım orada bir yerlerde. Lan eğer var bende. Şey yok sadece. Var mı? Al, yerdekileri de al lan, topla.
O kadar şey var. Neyse ya, biz eve gidip bunları yere koyduktan sonra geri geleceğiz tekrar. Geri geldik, atları taşıdık. Eşeği burada evcilleştirdim ama daha saddle yok. Şedul ne be? Eğer Eğer mi? biraz İngilizce öğrenme kardeşim. Saniye. Allah Allah. Sen bir tanesi yanmıyor demiştin pumpkinlerin. Yok, yanıyormuş. Balkabağı lambalarının. Şimdi şeye başlayacağız arkadaşlar. Şurayı, burayı değil. Şurayı maden olarak kullanacağız. Ama şerit maden, normal maden olmayacak yani. O yüzden buraya böyle ilkel yollarla gelmek yerine en aşağısı bizim şey, nasıl diyeyim? Furnace odası yapacağız aşağısını. Normalde aklımda burası vardı, burayı yapacaktık. Fakat Bodrum Cut Fikri gelince aklıma burayı boş ver dedim. Burası nasıl olsa teleporter odası. Size tam olarak şeyi göstermedim değil mi ben? Köyü. Burası boş. Tamam, köye geldik. Tam olarak ben size villager'ları göstermedim. Çünkü son olarak son videoda gittiği için hem ben de gelmedim. Bir dakika, şimdi şuralar. Şöyle hafif bir açıdan alayım. Az önce aynen oluyor. Fırtlamış mı? Hala 5 tane var. Şu Genco videodayken olmuştu. Ya da olmadı videodayken. Aynen bu kadarlar. Yani böyle içeri düşmeyeyim sonra. Şuradan çıkmakla hiç uğraşamam. Şimdi aşağıya tren yolu sistemi yapacağız. Büyük ihtimal bu bölüm yetişmez. Şimdiden en azından şeyleri yaparsak. Yanlış oldu. Yanlış oldu. Lan yanlış. Apo, sana eğer mi lazımdı? Gerek yok. Allah. Aynen şimdi. Şuradan şöyle 3 blokluk. Yardıma gelirsen çok makbule geçer. Geliyorum. Buradan şu şekilde 3 blokluk bir hangar gibi bir yer yapacağız. Gerçi bu otomatikleştirilebilir yani. Biz buradan düğmeye basınca şu yan tarafa, arka tarafa bir tane nasıl diyeyim size? Adı aklıma gelmedi. Bir tren değil lan. Şey, hani minecartlar var ya, onların odasını yaparız. Biz buradan düğmeye basınca otomatikman oradan gelir filan. Neyse yani. Biraz şey olsun, problem değil. Yani elle yaparız, o kadarını yapmışız. Şimdi Neredesin lan sen? aşağıdayım. Tamam. Ha, bu arada bu kurabiyeleri de şeyden almıştım. Oradaki bir tane köylüden almıştım. Ya abi bir türlü 1.8 çıkmadı ya. Normalde ben o köylü kısmını 1.8 çıktıktan sonra yapacaktım burasını. Ha. Bekle. Atma lan aşağıya. Yok lan, doğmuyor ya. Nereye doğmuyor? Doğuyor. Bakayım. Şu Yok an lan, doğmamış. doğmamış. Oo, kaç saat durabiliyorum acaba suyun içinde? Ben onu ölçmüştüm bir araya. Şöyle birazcık gidelim de en azından. Diamond'la mı kazıyorsun, yok demiş. Şurayı da aydınlatmak için bir tane torch koyalım. Az bir şey kazacağız zaten. Yani bu video yetişmez ondan eminim, çünkü daha şeyleri, rayları falan hazırlayacağız. Yine bolca taşımız oldu. Aa, bizde taştan bol ne var ya? Allah'ım. Bu kadar madenimiz yok. Aynen. D kömür çıktı bak oradan. Nerede? D kafanın üstünde. Ha. Ha, demir, demir, demir. Alta doğru kazmayı korkmuşumdur. Aa, sen bekle, oraya kapatma şey getireyim ben. Isıtılmış daş. Ne yapacaksın ki orayı? Ha, doğru, tamam, Aa anladım. dur.
Ama sende hiç odun var mı? Odun 4 tane var. Tam 4 tane lazım işte, ver. Crafting table yapacağım. Yapayım Oy, istersen aşağı direkt sana. düştüm. Yapıyorum crafting. Ver. Ben de Of. şuradan bir çıkayım. At oraya. Attım buraya. Gene bana geldi. Gene bana gelmiş. Al. Oğlum önüne ne atıyorsun? Odunlara gerek yok attıysan. Çekil git. Heh. Tamam, ben ne kızıyorum? Kızmadım mı ya? Dilimine. Neyse, azı hiç yukarı çıkamayacağım şimdi, asansörlü var. Yaptım da. Hemen şurada biraz taşları piştireyim. Şeyleri kaldıracağım oradan ben. Neler? Şimdi şey ne hem tavuklar falan hiç çıkarmayız, hep orada kalır değil mi onlar? Zaten yerine hazır ki, yere düzgün ayarlı. Tamam. Yani yan tarafa geçtikleri için problem yok. Tamam. Abi her yerden. Lan kazma kömürleri. Ha, illa Git at. taş pişirtireceğim bana. Sonra pis buldum. Aynen. Neyse şuradan. 3 tanecik mi? Abi o kadar. Çok yavaş pişiriyor bunlar ya. Ney lan? Furnace. Daha 3 tanecik pişirmiş. Önümüz mü yaptın sen? Evet. Nerede? Çekil. Pardon. Aha Yanlışlıkla. düşeceğim. Şurayı şöyle biraz gidelim ileriye. Sanırım bu kadar ileri yeter. Yesin artık yani. Ben yukarı çıkıyorum bir. Çıkabileceğim mi? Yeri de kazalım. Bak gene. Duvarlarda. Kaldın mı? Geliyorum, bekle. Senin için zaten tren yolu bir kolaylık olur. Buradan binersin, madende gider, inersin, yukarıdaki kapıdan çıkıp gelirsin. Hadi öğreneceksin zamanla. 6 tanecik. Daha orada Ben bir. seni hiç uğraştırtırmayayım. Hiç game moda geçme. Yazmadım. Tamam, bir blok. Sıfır. Hoppa, şöyle. Ne dedi çıktı Hop 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 hop. lan? Ben bir şey yapacaktım ama ne yapacaktım? Heh, en çok sevdiğim bir renk. Benim mi? Hı. Kızıl. Kızıl. Hadi bakalım, yap şimdi. Yani kırmızıyla kızıl. Kırmızının tonları anla. Anladım da nasıl yapabilirim, ona kafam karıştı. Ne yapacaksın? Kızıl yapamam, kırmızı yapayım. Neyse, orayı hallederiz sonra. Bana asansörden aşağı bir tane kazma atar mısın? Kazma. Tabii hemen. Süpersin. Sizi biraz bekleteceğim. Telefonumu bulmam lazım. Bir dakika. Her şeyini unutuyorum be ya. Şöyle 3 tanesi yeter bize, o değil mi? Ha, bir. Hesapladık. Ha. Şimdi tavukları nasıl çekeceğiz? Ve çit lazım bana. Geri geldim, kabloya bastım. Şimdi şunu USB ile şarja takalım. Normal şarj aletim bozuldu. Şey, çit yapacağım. Artık şey lazım olmayacak. Yani kapı açmak risk, yani kaçmak risk olmayacak tavukların. Nelerin? Tavukların falan. Ne alaka çit? Anlarsın Bir dakika, görünce. dur dur, yapma, dur bekle, ben bakacağım sana. Sen garip saçma salak şeyler yapıyorsun. İyi gel bak. Ha acıkmışım ya. USB bir aygıtı tanınmadı. Tanınmasın, başka şey olacak. Allah. Biraz kasma olduğundan sanki asansörün içinde kalıyormuş gibi hissi veriyor. Ondan korkuyorum. Hı, ne? Ne yapıyorsun? Göster. Dur lan, dur kastım. Dur, aha takıldım burada.
Bir dakika, Arif'in ne yaptığı gözüküyor en azından. Bir şey yapmadım ki de. Tamam işte, yapacağın zaman. Telefonumu hafif bir şarja takılsın. Çünkü işim var birazdan telefonumla. Tamam, şöyle bir otursun. Şöyle çek şuradan, şöyle. Hı. Bak, sana burada göstereyim. Lan bana bak. Heh. Şuradayım bak, gel. Bak, gördüm. Çifti koydun ya. Anam, dur, bunu buraya koymayayım. Biliyorum. Buraya koy, şöyle atla geç. Bunu yapacağım. Gerek yok oğlum, orada kapı var. E, kapıyı koyunca kaçıyorlar abi. Olsun, gerek yok. Topla oradaki yumurtaları. Bir tane pasta yapacağım, yiyelim. Olur, koy içeriye bir yere. Bakayım, çık mı? Çık. Bunun üstüne de konuluyor, güzel. Kır basamak o zaman. Tamam, kır. Gerektiği zaman içeri koyarız. Bana gelmemiş, neyse. Sen bana kazmayı attın, iyi valla. Yarım canlı kazman. Aa, bu niye şarj olmadı? Bir dakika, şunu şöyle biraz tutayım. Bilgisayar sesleri büyük ihtimalle size geliyordur. Şu anda hem bir elde klavye yönet, bir elde de fareyi yönetmek çok zor. Ops. Arif gitti. Ben buradan aşağı ineyim, işime devam edeyim. Aman be, yeter, tamam. Ah, tamam. Allah, iyi ki de çıkartmamışım ha. Tam çıkartacağım anda şarj oldu ben. Hadi çok az olsun, o bana yeter. Daha doğrusu telefon açılsın da. Gerisini koy ver. Şu toprakları bir güzel çekelim. Burası niye böyle? Ha, doğru. Şey yapıyorduk en son. Şurayı yapacaktık. Okey. Ben gideyim pişmiş takları alayım bari. İki tanecik daha kömür alayım. 31 tane, çok güzel. Süper bir sayı. Erkeklik temsili. Hop. Aa, yanlış yere koydum da neyse. Bir tane kaldı. Şimdi şu telefonu bir açalım. Hiç sarsmadan. Şimdi açılır. Hop. Dön. Yine bitti ya, of. Şu duvarı bitireyim. İşim var. Onu yapacağım. Ne, şarj olmuyor mu? Niye mi? Ne oldu? Allah! Bir dakika. Aa, hoparlör açık kalmış. Kapatalım şunu. Kulaklık arkaya bağlı kaldığı için gerek yok. Aynen bu şekilde kalsın. Oluyor bu şekilde şarj. Görebiliyorum yani şarj olup olmadığını. Abi, bir tanecik daha. Şöyle... Niye? Kapandı mı? Ha, basamamışım doğru düzgün. Arif. Evet. Abi, bir ses verir insan ya. Öldün sandım. Tabii, o işin ismi. Esprisiydi. Mesaj geldi. Arayan kim? Ne? Ha. Tamam diyoruz. Oldu sayılır bu yol. Sen orada dursana bir. Dur orada. Tamam, durdum. Dur. Bir saniye. Yeah. Sen epey ileri mi gittin ya? Dur bir, neredesin sen? Önden şeyin gözüküyordu da ismin. Abi. Hı. Şu an buradan abi sağa sen... döneceğiz. Hayır, çok ileri gitmişsin sen. Sen tam orada dursana. Dur bak, madenin önündeyim ben şu an. Hayır. Aa, içine girdim. Hayır, tam benim olduğum yerin üstünde dur sen de bir. Ben ne kadar gitmişim ona bakacağım. Öyle misin?
Bulayım seni bir daha. Bir daha gidiyoruz, 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 gidiyoruz. Tam buradasın. Bir dakika, geleceğim şimdi. Tam orada dur. Hadi asansörde kalma. Abi hiç şimdi kendimi riske atamayacağım. Direkt buradan game modda çıkacağım. Kusura bakmayın çünkü eğer kalırsam asansörün içinde Arif oradan gelemez falan. Neyse. Yok, gelirim de toprağı kırırım ya da üstüne toprak koyarım. Çok da buradasın. Orada mıyım? Evet. What the fuck man? Ha, böyle gösteriyor. Dur bak, Normaldir aynen. bekle ben gireyim. Problem değil ya. Nasıl olsa o kapıyı kullanmayacağız. Aa, küt. Sola döneceğiz buradan. Yani şuralarda bir yerde ineriz. Oo, çok gelmemişsin ama sen. Baksana. Aynen işte o da benim şey yaptı. Ben şu an gireyim ama sen tam üstünde gözüküyor şu an. Tamam yani neyse bekle şimdi. Bir dakika evin içine bir gireyim de. Şöyle. Bir dakika arkadan senin parazit şeyin geliyor. Neyse. Biliyorsunuz arkadaşlar Salı günü Soma'da maden faciası yaşandı. Televizyonlarda 301 kişiydi değil mi Arif? Evet. 301 kişi olarak görünüyordu fakat gerçek sayı 432 kişi. Yani geçen gün gazetede okudum bunu. 432 kişi olarak görünüyor gerçek sayı. Allah ölenlere rahmet eylesin, geride kalanlara da başsağlığı dilesin. Yani ailelerine Allah başsağlığı versin. Ne diyeyim yani bir şey diyemem fazla. Arkadaşımdan bununla ilgili yani Soma ile ilgili müthiş bir şarkı aldım. Copyright falan hiç umurumda değil şu anda. Ben sizin bu şarkıyı dinlemenizi istiyorum yani. Biz ne kadar sürdüğünü dinlemek için buradan açacağım. Tabii size ekstra arkadan bir şarkı vereceğim. Bir dakika. Şu şarkıyı bir halledelim. Açılsın. Zaten buradan da direkt şey hiç kapanışı falan yapmadan direkt şarkı bitince video da bitecek. O yüzden kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Şarkıyla bırakıyorum size. Aylardan Mayıs günlerden salı sabahı, aslında korkulu bir rüyanın başları. Manisa Soma ilçesinin bu acısı, yürekleri harbiden kör etti dağladı. 282 eve ateş düştü, bu patlama yıktı harbi bu gönlümüzü. Unutmak yok artık inan yarını dünü, unutmak unutturmak yok inan bugünü. Yazdığım her cümlenin içinde bu acı, 76 milyon insan sizle ağladı. Çıkardığınız kömürler yürekte yandı, Manisa'da şimdi her yeri ölüm sardı. Göçük altında kalan şehit demiş Rabbim, ailenizi yürekten temenni ederim. Çocuklarınıza bunu nasıl diyelim, hepinize yüce Rab'dan rahmet dilerim. Ne yazmayla anlatılır ne söylemeyle, çizmeleri kirli uzanmadı sedye. Senin gibi adam gelmedi bu ülkeye, herkesin yüreği sen gibi olsa keşke. Bütün herkes sustu şimdi sizi izliyor, geride kalanlara dua ediliyor. Daha fazlasına yürek hiç dayanmıyor, şimdi herkes bir umutla durmuş bekliyor. Ağlama çocuk sakın baban şehit oldu, ablacım ağlama ne olur yürek kahroldu. Anne yolladın cennete sen de oğlunu, bütün Türkiye'de sizinle birlik oldu. Yeter bu kadar daha fazla yazamadım, cümlelerim boğazımda dayanamadım. Şehidimi unutmam ben hatırlatırım, hiçbir zaman bitmeyecek bu dualarım.